Sen, anlat bakalım kimsin? Daha önce nerede çalıştın? İsmim Recep. Yüce Soylar'ın yanında 6 yıl çalıştım efendim. Sen? Efendim, benim ismim Kemal Türksoy. Tam 20 yıllık şoförüm. A, B, C, D, E, F, G, V, Y, Z. Anlayacağınız her sınıftan ehliyetim vardır. Sen, sen. Efendim, ismim Cemal Sandıkçı. 3 dil biliyorum. Aynı zamanda 15 yıllık şoförlük deneyimim vardır. Sen, anlat bakayım uşağım. Necisin? Daha önce neler yaptın? Ben İdris. Düz İdris. Ben İdris. Düz İdris. Şey diyorum, ben sadece İdris'im. Pek bir deneyimim yoktur. Ama renkli bir kişiliğe sahibim. Tamamdır, hemen işe başla. Bildiğin İdris he? Ya benim dilim İdris'e alıştı. Bu saatten sonra Cemal Kemal diyemem ben. Tamamdır İdris, işe alındın. Tebrikler başkanım, tebrikler. Günaydın Ahmet Başkan. Lan ne bu halin? Birinden mi saklanıyorsun? Operasyona gidiyoruz başkan. Ne operasyonu? O bir operasyonu. O ne lan öyle? O ofli bir başkanlıktan indirme. O bir operasyon. Sonra ne olacak başkan? Sonra o koltuğa sen oturacaksın. Öyle bir plan yaptım ki kereyağından gıl çeker gibi halledeceğim bu işi. La bu İdrislerin hepsinde hayalperestlik standart galiba. Eskisi de böyleydi. Neyse nasıl olacak bu iş? Çok güzel olacak başkanım. Çok güzel olacak. Mesut sayemde ufak bir kaza geçirecek. O gün maça çıkamayacak. Haliyle Doğan Spor yenilecek. Ve Ofli Hanedanlığı sona erecek. Kötü kalpli İdris he? Göreceğiz bakalım. Buyur başkanım. Sen İdris'e güven, gerisini merak etme başkan. Benim var ya benim. Şoförlüğüm genç çok. Planlarım meşhurdur. Mesut çıktı işte. Operasyon başlay. Zamanlamam nasıl başkan? Dur. Ben ineyim burada. Sen ne diyeceksen kendine et. Beni karıştırma. Lan dur arabayı. Lan dur oğlum dur lan. Ay senin yapacağın işe. Başkanım benimle gurur duyacak bomba. Duymaymışsın lan beni. Dursana lan. Ne diyorsun başka? Efendim bir kâne değilim. Dur lan koskavali lan dur lan. Lan dur lan arabayı. Duymaymışsın lan. Elini tutmayın başka. Başkanım, ufak bir kaza oldu. İdris, yana yürük. Hay ben senin yapacağın operasyonun içine sıçayım İdris. Öyle deme başkan. Benim tarafımdan baktığımda operasyon kusursuzdu. Planım tıkır tıkır işledi. Ama senin tarafından bakınca ufak bir aksam oldu. Keşke arabadan erken inebilseydin. La
La bir de trip mi ataysın? He? Allah'tan gırık yokmuş. Yoksa kırılan yarımın parçasını senden taktıracaktım. Kot kafa! La çıkar şu gözlükleri, çıkar! Ufak bir kırılma oldu, yeneceğim ben Kıraç'ım. Ahmet! İyiyiz. Ne yapıyorsun la burada? Yok bir şey ya, ufak bir kaza. Geçmiş olsun. Sen ne yapıyorsun burada? Hastaymışım. Geçmiş olsun, neyin varmış? Söyleyemem. Ulan ne bizim hastalıkmış bu? Gizli şeker, çok gizli. Bak, ben söylemedim, sen de duymadın. Aramızda kalacak, tamam mı? Bak, bırak şimdi bunları da, ben de sağa geliydim. Hayırdır? Sen niye varsın burada? Ne haberim? Tutkun takımı destekliyorum. İyi godiler ha. Takım finale geldi başkan. Ne duruyoruz İdris? Gidip prim verelim. Ofluyu omuzlarımıza alıp tur atalım. Hali ağzının ortasına bir tane çarparım Azrail'e final oynarsın ha. Yay Gazli. Akın salatalık değil ki kırıp vereyim. Bana niye kızarsın başkan? La ben de Ortada ve Balkanların en büyük müteahhidi Ahmet'sin. O kupayı sana kaldırtmayacağım Ofluyu. Hevesini altı parmak bağırsağında bırakacağım. Hayırlı lan. Maçı kazandınız. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuk. Bu galibiyet bizim kahvedeki Yüksel abimize armağanımız olsun. Siz o takımı yanın, kalın bir de beni demiş idi. Yüksel abicim hazırlan, takım olarak geliyorum. Maseri, malzemecisi, kaleci, antrenörü. Saygılar. Kelin Yüksel abicim. Nur! Ulan! Dur, dursana! Kız, niye koşturuyorsun beni peşinden? Koşma sen de. Hadi işine gücüne git Kadir. Başkan abin şimdi kızmasın sana. Yapma böyle Nur'um. Benim senden daha önemli ne işim olabilir ki? Benim boş laflara karnım tok Kadir. Ben sana diyeceğimi dedim. Yolun sonuna geldik. Olur mu hiç öyle şey? Közümün nuru. Dalgalar denizden, yıldızlar gökyüzünden, güneş parlamaktan, dünya dönmekten vazgeçer mi? Geçmez. İşte ben de senden vazgeçemem. Sen benim yolumu aydınlatan ışığımsın. Sensiz dünyam kararır benim, yolumu bulamam ki. Böyle şeyler değil de dünyamı karartma benim. Hep böyle guru guru kurban olayım. Sen beni gerçekten sevseydin bir an çare bulurdun Kadir. Nur! Rim 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 da rim 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 da rim 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 da rim 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 da rim 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 da rim 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 da rim. Ahmet hayırdır, teftişe mi geldin? Hayır Ümmiye, hayır. Sabahtan beri zırt pırt araysın. Hayırdır, kim gelecek, vali mi? Sürpriz, gelince anlarsın. Nur nerede? Sakine yok mu bizim, bildin? Sakine? He, onun ortanca kızı var Halime, bildin. Onun düğününün şeyisi yardımına gitti. Gelir birazdan. Güzel, iyi olmuş. Antrenman yapsın biraz. Yakında evlenecek nasılsa. Ne diyorsun Ahmet?
Vaz mı geçtin inadından yoksa? Nur'u verecek misin? Ya elbet vereceğim Galip. Tuşusunu bir vuracağım. Koskoca kız oldu, evde kalacak değil ya. Yerinde sonunda kuş yuvadan uçacak. Yaşa. Yakışıklı kocam benim. Oh. Oh. Büyük adamsın. Oh. Aa, benim badem gözlük kızım da gelmiş. Tuvaların kabul oldu sonunda kızım. Baban evlenmene razı oldu. Ay şu an bayılacağım, şoktayım. Nasıl? Baba, annem doğru mu değil? Ya he, doğru değil ya. Niye bu kadar çok şaşırdınız? Düşündüm, taşındım. Gelinlik çağına gelmiş kızsın. Seni daha ne kadar da evde tutacağım. Sağ ol baba. Bak güzel kızım, çok güzel bir yere gideyiz. Çok mutlu olacaksın. Gözüm hiç arkada kalmayacak. Biliydim ya. Bir gün beni anlayacağını biliydim. Ay. Ya ha bu kız neydi ya Allah aşkına? Allah aşkına ha bu kız neydi ya? Ya ben evladımı, kızımı düşüneceğim tabii. Hazırladım. Yakında düğünümüz var. Bir bilin, bir bilin. Gel babanın eline. Öpeyim babacığım. Gel. O zaman ben haber vereyim de gelip istesinler beni. Haydi. Yok, lüzum yok. Kendine bile. İyi mi? Hadi gel. Ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Şaba. Çok heyecanlandı. Kurban olayım. Heyecandan bayıldı kız ya. Hadi girelim hadi. Hadi Şaba hadi. Heyecanlı mıyız? Babacığım. Ne heyecanlandın ya. Senden daha iyisini mi bulacaklar? Bulamazlar ki. Nerede bulacaklar ya? Para bizde sayma, para. Tabii. Evi de beğenmedim, fakir evi gibi. O sümüklü Şaban'a ben gül gibi kızımı vermem Ahmet. Sen aklını ne yemişsin? Güzel karıcığım, o sümükten daha iyi kısmet mi bulacağız? He? İlyas buraların en zengini, bir tanecik oğlu var. Şimdi bir de Arap Şeyh'le de ortaklık etmiş. Arap Şeyh mi? O ne de öyle? Tövbe estağfurullah. Arap Şeyh değil be kadın. Arap Şeyhi, Şeyhi, Şeyhi. Zengini yani, zengini. Başkanlığı kaybettim zaten. İşler iyice sıkıntıya girdi. Yani bu iş olmazsa boku yedik demek. Öyle düşün. He. O doğru, o boku kendin ya Ahmet. İki dünya bir araya gelse bu iş olmayacak. Aa, koyayım o kafaya. Kızın psikolojisini bozsun bak. Olacak Ümmiye. Bu düğün olacak işte. O kadar. Ofli'yi yenmek için elime bir fırsat geçmiş. Allah aşkına ya. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına. Biraz Allah aşkına gösterin ya. Anne. Kızım. Anne ne olur bir şey yap. Anne ben İlyas'ın oğlu o sümüklü Şaban'la evlenmem. Ne olur bir şey yap. Güzel kızım benim. Sen hiç gol verme kendini, tamam? Ha? Yok ha. Buraya yazıyorum. Bu iş olmayacak. Ahmet emicesi, Şaban'ım okulunu tamamladı. Askerliğini de bitirdi çok şükür. Çok şükür. Hayır yani bu salağa nasıl diploma verdilerse... bu var ya beşinci sınıfta okumayı daha zor sökmüştü. Aslan parçası gibi evlat yetiştirdim. İşte de benim sağ kolum olacak. Sıra sıra gökdelenler dikeceğim Trabzon'a. Ya inşallah, inşallah o günleri böyle hep beraber görürüz. Ay bir gökdelenimiz eksik. Daha bunun yaptığı gökdelen daha ilk günden insanın tepesine yıkılır ya. Efendim, o oğlumdur diye demiyorum ama başta bizim oralar Artvin, Rize, ondan sonra tüm Karadeniz hepsi oğlumun peşindedir. Yani ağzımızı arıyorlar ki acaba kızımızı kendinize gelir olarak alır mısınız diye. O kadar yani. Ay bunlar var ya ailecek ruh hastası ya. Ha bu çocuğa birini bulun, beni de kurtarın bundan. Öğretmenleri bile bilmedikleri konuyu boğa soruyorlar. Zeka çüpü gibi. Her şeyin cevabı var bunda. Bak şimdi, söyle bakayım Şaban, kirpiler nasıl öpüşüyor? Gayet dikkatli babacığım. Gayet dikkatli ya. Duydun mu bak ne dedi? Gayet dikkatli dedi. Ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Vallahi şıp diye cevap verdi ya. Kurban olayım ballarını yesin ana. Bak bak, esas ha bunu dinle. La uşağım. Gemiler niçin karaya oturur? Koskoca gemi sandalyeye oturacak değil la babacığım. Görüyor musun Ahmet emicesi bilgisayar gibi? Toplama bilgisayar. Yalnız
Emice biraz yavan oldu tabii. Bence Şaban Ahmet'e baba desin. De bakayım. Baba de baba. Baba de. De bakayım. Baba desin baba de. Baba de. De bakayım. Babacu. Ay yok, ben daha dayanamayırım. Nur nereye? Kahve yapmaya babası. Kahvelerinizi nasıl alırdınız? Çok şekerli olsun güzel kızım. Şekerli. Efendim, Şaban'ım öyle herkesi beğenmez. Yani Johnny bir kere Nur'a düşmüş, şanslı kızmış. Yani bir evin bir oğludu da. Bizim kızımız da bir evin bir kızı. Saime Hanım. Hem biz daha edemedik. Hadi orada. Eşek diyorsunuz ya. Böyle yağlı kapıyı bulmuşsunuz. Ne diyorsun sen Saime Hanım? Ümmi. Ahmet. Nettin o. Nettin o. Ya duymamışsın. Neler söylüyor gari? Doğru söyleyin. Nur bundan iyi kısmet mi bulacak? Kurtaracak kendini işte. Kendini mi kurtaracak seni mi Ahmet? Ya kız verirsin. Hurdacıya demir mi verirsin? Gelelim sebebi ziyaretimize. Oğlum kızını beğenmiş. He. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın Nur'u oğluma istiyorum. İstiyoruk. He. kız evi, naz evi. Biz biraz düşünelim. Aha, tansiyonum düştü. Ne sikime düşünüyorsun? Tövbe estağfurullah. Dertler bir olaydı, ağlamak olaydı. O senin güzelliğin başıma belaydı. Dayanamadı tabi küs kalmaya. Nur'um, Gülyüzlüm. Kadir. Nur, ne oldu kız, ağlay mısın? Babam beni İlyas'ın oğlu Sümüklü Şaban'a veriyor. Ne? Olmaz öyle bir şey. Oldu bile. İstemeye geldiler. La yalırım de bırakmam seni o kot kafalı köt verene. Ya sen de boş boş konuşmaya bayılıyorsun Kadir ya. Bir şey yapacağın yok senin. Bu saatten sonra nikahıma gelirsin. Gelirim tabii yani. La evlenirim diye. Ne diyorsun? Nur? Alo? Nur? Ya uşağım ne oldu sana böyle? Olan oldu baba. Ben bu saatten sonra yaşamasam da olur. Ne diyor bana ya? Nikahıma geldi ya. Saçma sapan konuşup durma. Ne oldu söyle. Hüdayi Damet yok mu Kemcü Gazili? Hey. Kime veriyor kızı biliyor musun? İlyas'ın oğlu Sümüklü Şaban'a. Nasıl? Yavaş, yavaş. Ay güzel. Güzel. La İdris. Buyur Beyuk Ahmet Başkanım. Artık Araplarla falan ortaklık kurabiliriz. Dünya çapında inşaat işlerine girmek için dil bilmek gerekiyor. Sende yabancı dil var mı? Olmaz mı? 6 dil bilirim. Aferin lan. İşe girerken hiç belli etmedin. Ne ara öğrendin? Hangileri? İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Raşar. La sağ helal olsun la. Bir hemşerin olarak seninle gurur duyuyorum. Nasıl da belli etmedin bu kadar kültürlü olduğunu? Bu saydığım 6 dildi. Bilmiyorum diyebilirim. Ne diyorsun? Turistlere bilmiyorum diyebilirim. Aha bak. I don't speak English. Ich spreche kein Deutsch. Je ne parle pas français. Ana la arif arif arif. Vay senin bildiğin yabancı dillere sıçay. Bırak! Haber açık geldi başkanım.
La kitabı oradan bir büyük daha al. Bu benim içimdeki ızdırabı söndürmedi. Kadir, bende para yok. E benim de üstümde yok. Ebe un. Senden ne zaman para oldu ki? He? Bana bak, ha cebindeki akrebi sakın çıkarma, olur mu? Daha sonra bozdururuz onu. He. Burada ciğe. Buldum la. Burada ciğe. Buyur abi. Kurşunu kaçtan alıyorsun? Demiri 1, bakırı 13, kurşunu da 4 liradan alıyorum. Güzel. Az bekle bakayım. Bak bakayım kaç kilo kurşun etti. Epey boldu abi. Arkadaşı gönderirim, parasını o haber. Ümit haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha nedir Kadir? Bahçede oturuyor. Ahmet'in nuru o sümüklü efendini duyunca iyice dünyası başına yıkıldı uşağın. Ne diyorsun baba ya? Ha kâvur suratlı Ahmet kızı başkasına mı vereyim? He ya. Hali hiç hal değil. Gözünü bir noktaya dikmiş, öylece duruyor. Hani kendimden biliyorum. Aşık adam öyle boş boş bakar. Ya o kadar kolay mı sevenleri ayırmak ya? Ben gidip bir bakayım şuna, ne oldu, ne bitti? La Kadir! Kadir! La ne yapıyorsun kalk? Çövbe. La bunu bile beceremedim. Nuru nasıl alacağım? İp bile beni iplemey. Ne yapıyorsun Kadir sen ya? Dinimizde var mı kendi canına kıymak? Ne sabuk Allah'a dersin? Ya sen ne diyorsun Ofli? Oğlanın halini görmüyor musun? Ya dünyanın sonu değil ya Kadir. Dünyanın sonu. Nur benim nefesim, yaşama sebebim abi. Onsuz benim bu dünyada yaşamamın ne anlamı var? Kes. Ya Kadir ne yapıyorsun orada? İn aşağı, bak kediler gibi tamda gezişin. İn bakayım. İnmem abi. Nursuz Trabzon bana dar. Onsuz bu hayata artık dayanamıyorum. Hadi hepiniz hakkınızı helal edin. Bir kadın için değer mi uşağım? Hani birkaç kadın olsa neyse. Ben in aşağı oğlum ya. Yazık etme gençliğine. İn hadi aşağı. Gel uşağım gel hadi in aşağı. Ben sana katalogdan böyle kanatlı melekler bulurum. Seç al. Kadir! Ne oldu ya? La Kadir! Allah'ım bana malum mu oldu yoksa? Uşak kendini zaten atmasın. La Kadir! Kadir! Abi! Kadir! La yaşayasın sen! Ya şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun ya Rabbim. Sımba gibisin, yaşayasın ya. Yaşayırım. Buna yaşamak denirse yaşayırım tabi. Abi! Yadır. Nursuz ben, içi doldurulmuş bir kuş gibiyim. Ötmek isterim ama canım yok. Uşağım, gelme öyle ya. Neyse, kes içeri. Kes be kayım, kes. İyi kurban olduğum Allah'ım. Ne var, ne? Selamun aleyküm. Halacığım. Aleyküm selam. Ne halde? Tikildin kaldın öyle. Beni içeri almayacak mısın? Ya ne demek, olur mu hiç öyle şey ya? Buyur. Çekil ha önümden, buyuracağım tabii. Sağ mı soracağım? Halacığım. Sana bu karıyı boşamadın mı hala? Ay, bir sen eksiktin. Çekil hala, çekil. Sen şimdi Nur'dan vazgeçmiyorsun. Kâvur suratlı Ahmet'le Cedun'dan vazgeçmeyi. E tabii şimdi buldu İlyas gibi yağlı kapıyı, eşiğinden geri adım atar mı? Atmaz. Uzatma. Ne edecek? Geriye kaldı bir tek yol. Ne? Nur'u kaçıracağız. Ese mi değilsin? Ese diyorum ya ne? Abi hem yanım. Halacığım çayın. Bu ne böyle? İmamın abdest suyu gibi. Git bana akille bir çay götür. Kendin gibi olmasın. Tövbe. Bomba gibi gördüm seni halacığım.
İyiyim. Herifi öte dünyaya yolladım. Bağ karada ölüm yok artık. Rahmetlinin arkasından niye öyle değilsin halacığım? Adam sana o kadar mal mülk bıraktı. Ya mal mülk demiş iken... şu arsendeki arsaları sana vereceğim demiştin halacığım. He. Dedim. Ne oldu öyle yangından mal kaçırır gibi? Yok halacığım, ben ondan demeyirim ya. Ya şimdi o arsalar çok değerlendi de... üzerine ev yaparık, satarık diyelim. Bakacağız. Ali Osman nasıl? İyidir herhalde. Evli mi hala? 7. karıyı da toprağa gönderdi halacığım, sana ömür. Deme. Ben kurban oldum vallahi. Çok şükür ya. Ne diyorsun hala? Karışma benim işime. Sen bana bir kurban ayarla. Yer verirse kurban keseceğim dediydim. Yerine getireyim. Şaşırdın mı Allah sen? Yok. 2 tane olsun. Anca soğur içim. Çok estağfurullah. Halacığım çayı. Şimdi de zıkkım etmişsin. 2 tane ayarını da getir. Git. Ayarı nasıl çayım? Bir şey mi dedin gelin? Ay halacığım ne diyeceğim? Şunun şurasında misafirsin değil mi? Azıcık nazını çekeceğiz artık. Sensin misafir. Ben yerliyim. Kocam öldü. Burada kalacağım. Koyayım çarkını. Ahmet, bana bir bakıver kocacığım. Geldim sevgilim. Geldim sevgilim. Çağır. Bu kadın bu evde kalamaz Ahmet. Ne yap et? Gönder o garıya. Ben diyorum Mersin Boğazi. Sen değilsin yandı kıçımın ağzı. Tövbe estağfurullah. Ben ne edeyim şimdi Ümmiye? Ya halam beni sevmiş, saymış, yeğenip deyip evime gelmiş. Nasıl gideyim karıya şimdi? Nasıl dersen de. Ben o garıyla aynı evde oduramam Ahmet. Sevgili karıcığım, biz bu zamana kadar ne ettiysek halamın parasının sayesinde ettik. Bak hazır kocası da ölmüş. Eğer onu hoş tutarsan bütün mirası bize kalacak. Senin dan, sülalenin dan. Of Ahmet ya, of! Vallahi para musluğunun kesilmesini istemiysen halama katlanacaksın. Bu kadar basit. Allah cezanı vermesin. Puh! Halacığım oldu mu? Aha, şimdi demini tutturmuşsun kız. Oh. Organik midir? %100. Ümmiye! Ümmiye! Ne oldu? Halamın yadağını aç. Yol yorgunu yatsın. Çay içiyorum ben. Öyle tavuk gibi erkenden de yatmam. Hem daha kek yiyeceğim. Tövbe. Halacığım ben yatayım o zaman. İyi geceler. Öptüm seni. İyi geceler. Ben bu gariyle yalnız mı kalacağım? Hiç sizinle uğraşamam Ümmiye. Koyun ortaya bir mumuşi, romantik yiyin birbirinizi. Sadece halamın araziler için imza atacağı eline bir şey olmasın yeter. Yanağında un var kız. Kes hadi. Ay gel git hadi. Sakın onu yemeye. Niye bayasın baba? Niye hazırlanmadın? Ben gelmiyorum.
He, evde oturacaksın, karı kız keseceksin. O saçma sapan ilaçlardan sipariş vereceksin he. Gelmiyorum dedim. Karı uzmanı olarak geleceksin baba. O zaman bir şartla gelirim. Bana da Meryem'i alacaksın. Kötüyle inatlaşan tonuna sısar baba. Karı seni körse, kelik teşik edecek, sen hala Meryem değilsin ya. Sen öyle san. Naz yapayım Meryem'im. Yo be Allah'ım yarabbim, ben bu kelilerle sınavımı ya bir an önce bitir, ya beni tamam, bu dünyadan mezun tamam, et. Tamam, tamam, geliyorum. Buyurun o zaman, gidelim. Oba. Tanımaz bizi o. Yüzümüzde çorap var. Şey yapma, sakin, sakin. Lan Kadir, ha bu çorapları nereden aldın tuhaf tuhaf kokayı? Ya tuhafiyeden aldım abi, ondandır belki. He peki da. Lan sevecek sevecek konuşma ya. Kıza haber ettin mi? Yo, sürpriz olsun istedim. He sizce yemşeğiniz şubriz yine ya. Çoğu beş evlat. Yine yürü lan, yürü. Gel arkamdan. Bunu yüzüme tutma da. Ha bu nereden çıktı şimdi? Gitti uşak. Kapıyı açtım, gelin böyle. Lan madem ha bu kapıyı açacaktın, bizi niye bu kadar uğraştırdın? Sen bu kapıyı nasıl açtın lan? Televizyonda seyrettim. Bak bak, kötümün arşimetine bak. Sanki bana Mars asası olduğunu kanıtladı. Onu kanıtladılar zaten baba. Onunla uğraşmamış gerek yok. Konuşma lan sevzek sevzek. Aklın hep itliğe çalışıyor senin. Lan ne kızaysın uşağa? Arsız ol artist. Gören de seni Trabzon'u düşman işgalinden kurtardın sanı. Baba, el alemin kapısını açarken de bunu mu koruyorsun? Allah Allah. Siz de canlar içeri girmeye çalışıyorsunuz. Olay yine bana döndü. Anlamadım ki. Geç sesin lan. Tut. Çaylar dört oldu Yüksel abi. Yanıkini açık söyle Kadir. Ne çay lan? Ya çevirdiniz burayı kahveye. Dedim bari çay söyleyeyim size. La kören de bizi kız kaçırma değil de Golbahçe Festivali'ne geldik sanır ya. Bak, pir ki uç dıp diyorum. Daha kimse konuşmayı, tamam mı? Pir ki uç dıp. Unutmayın, Nur'un odası sağdan ikinci kapı. Tamam, tamam. Ha bu Nur'un odası hangisi dediydi Kadir? Sağdan ikinci oda baba. Yok uşağım, soldan ikinci dedi. Sağ dedi dedi. Sol dedi ulan. Bu yeninki değil. Kıbleye doğru.
Demiştim size sağlığın ikinci oda diye. Ha, bunların kıblesi değişmiş. Konuşma, yürü. Gel. Oğlum. Baba niye bu açıcın ya? Ya zaten suç sizde değil, suç bende. Bende kafa olsaydı peşime takı da getirmezsin buraya. Geç lan geç. Yüzünü de acık nefes ağzından durun. La bu ne adı? Çok güzel olmuş. Hadi yatır da uyusun. Tamam. Beğendiysen evde yaparım sana. Ya. Görürsünüz siz. Alo Osman, sen bir gelsene. Emine. Bak sana da getirdim. Uy. Anne. Akrep var. Lan Nur'a haber verseydin bunlar gelmezdi başımıza Kadir Efendi. Ola ne oldu abi? Niye üstüme çalışsın ya? Ha şimdi ne yapacağız o nide da? Ne pok yersiniz yiyin? Yeter ki o çiyan suratlı karıyı köldürün buradan. Uçakken başıma gelmeyen kalmadı onun yüzünden. Kaç günde olsunuz geldim. Oh ne kadar güzel ya. Poku siz bulaştırıyorsunuz. Demezemezi paha kalıyı. Ben anlamam. Karıyı Kadir için kaçırdım. Kadir olsun. Baba akılla mı konuşuyorsun? Ne diyorsun ya? Ya hep kaldım kelilerin içinde. İyice yediler kafayı bunlar ya. Çok eski ya bunlar. Alo Osman'ım nerede? Şimdi Alazım, bir yanlış anlaşılma oldu. Nasıl anladayım sahne? Düşün ki Trabzon simidi almaya gidiyorsun. Fakfı kebir ekmeği alı keri dönüyorsun. Ben seni aldığım gibi keri götüreyim ala. Ama bunlara Ahmet'e söyleme da. Bilmesin o. Götünü oraya buraya atma ofli. Yorma kendini. Estağfurullah Alacığım. Ben seni sırtımda taşırım. Ben yorulmam, bırakırım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ha bu kapıdan girdim. Namusum kirlendi. Aha buraya yazayım. Alo Osman Bey basmadan. Nikah. Bu kapıdan çıkarsa...